Assalamu alaykum sabahdaşlar, mənimlə yaxşı durubsizlər. Bugün ekran aldıda sizlər bilən üz görüş gəldik, kimdən intayın xoşalmən. Bugünkü yenidən başlamaqçı olğan türkçi dərsimizgə xoş gəldinlər. Hamımızga ma'lum bo'lgandek, yaqinda bu yer nurg'ulg'on saboqdoshlar har xil til kurslarida yoki maktablarda turkcha darsi o'g'inmoqda saboqdoshlar. Shuning bilan birga vaqt yoki boshqa jihatdagi qiyinchiliklar, sharoitlarning yarbamasligi tufaylidan dunyoning har qaysi joylaridagi o'g'ingusi bor, ammo vaqt chiqarmayotgan yoki o'g'inish uchun ma'lum bir yaxshi uyg'un bo'lgan bir fursat topolmayotgan saboqdoshlarni ko'z tutib, biz bu yangidan darslarimizni boshlamoqchi. Aslida biz bu darslarimizni kitob shaklida boshlamoqchi to'qa saboqdoshlar. Kitap şekilde yani hazır kurslarda ya ki mekteplerde ügütülüvatkan, ötülüvatkan şu kitaplarını betmübet şekilde şubiçe sözlep ötmek tutuk. Ama bazı şarayetlerinki tuluk yarbemegellik tüpeyildin hazırça asaslık boğan yani grammatikalık şekillerini sözlep ötmekçe savaktaşlar. Belki bundan kiinki mezgillerde biz bu derslerin tekimi tulukla sistemilik bir şekilde huzurunlağı sunuşumuz mümkün. Ondan da biz dersimizde başlayıp gidelim savaktaşlar. Ne mi deptimiz? Türkçedeki herifler. Yani Türkçe alfabe. Harf. Yani alfabe dediğimiz harip degen manada. Türkçe harifler körüp ötkün olarak bunlardan ibaret. Yani bunlardaki hariflerin sayı 29 savaktaşlar. Türkçede 29 harip var. Şimdi bu 29 harifini hazır mıyaga yazıp koyduk. 21 ünsüz 8 ünlü deptimize. Yani bu hariflerinki savaktaşlar 21'si üzük tavuş. Yani üzük harip. 8'i sozuk tavuş. Yani sozuk harip savaktaşlar. Yani Türkçe'de cem 29 harip var, 21'si üzük harip, 8'i sozuk harip. Sozuk harip. Hem de bu sozuk harip dediğimiz ne bilmemiz, Uygurçada 8 sozuk harip var. Bilmeydiğin savaktaşlar için bir inaklı mübürüp öteydi. Sozuk tavuş dediğimiz savaktaşlar, yani sozsak sozgulu bulunduğun tavuşlarını biz sozuk tavuş deyimiz. Mesela A desek bu sozulduğun haripler. Şunu bakma B desek çoğu B dediğimiz başlam tügep biz keyni andak. Edeb bunu sozavatımız. Yani demek ki bu olan noktamız, eğer bir harifini, herkandak bir tılda, yani sozuk harif, sozuk tavuş diyen bir harifini, başka üzük hariflerinin ayrışındaki usulü savaktaşla, şu harifini ağzımız bilen sozup bakımız. Eğer bu harif sozulsa, yani başta başlangan noktası bilen, ahirdeki tükügen noktası okşaş devamlaşsa, biz bunda harifini biz sozuk harif, yani sozuk tavuş deyimiz. Eğer de biz bu harifini sözlügen vaktimizde, eğer bu sozulmasa, yani biz digenden ki lan bu harip üzülüp gitip kalıp yani 5'te başlayan bilen ahırlaşkandaki iki tavuş okşaşmasa biz bundak hariplerini, bundak tavuşlarını biz üzük harip, üzük tavuş deyimiz ya savaktaşlar. Mesela ne dedik? A desek A'nın başlangıç vakti mi A, tükücü vakti mi A bulu değil mi? A desek bu tükücüce A. E desek ço, E desek bu tükücü mü yana kandak E. Eğer B'ni ya ki başka bir harifini sözüp bakıdığım bolsak ço B dedik. B başlam kestip getti. Şunu bakma savaktaşlar. Bunun keyni hazır B. Nemeni söz avatım hemen? E harfini söz avatım hemen bu yerde. B başlam tügep getti. Yani başka mesela neme de bakaylı? D de bakaylı. D desem ço. D de başlam tügep getti. Ahırısı E. Muşu harip. E harfi sözla avatı da. Biz bunda hariflerini biz azette üzük harip, üzük tavuş deyimiz ya savaktaşlar. Hem de kürüp ötkün olarak Türkçedeki hazır kullanılıvatkan bu harifler Latin harifleri. Latin harifleri. Köpüncü savaktaşlarından haber buluşu mümkün. Türkiye Cumhuriyeti yani 1923 yılı Türkiye Cumhuriyeti degen bu yeni devlet kuruluştuğun burunki bu Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türk tili de mu yani bu Türkiye'de mu kuddu biz hazır Uygurç işletkendek Arap yazıkı asasındaki tilini işletette. Türkiye Cumhuriyeti kurulgandan kim bu harifler bu Latin hariflerine almıştı. Bunu bilvasak bunu der savaktaşlar. Ne mi deyip öttük? Türkçede cemi 29 harip var. 8'i sozuk harip. 21'si üzük harip dedik. Ondan da biz bu hariflere karab bakayla savaktaşlar. Karaydıgan bolsak bizge asası cihetin tunuş boğan harifler. Fakat bir kançı kandak bizge biraz natunuş kegen harifler bakın. Biz bu hariflerin ügenge vaktimizde fakat hazır bizge bekrak natunuş kegen hariflerge cikrak küçüsek başka harifler asası cihetin bizden uygurcu bilen okşaş. Yani teleppuz, kılınışı, kaideleri asası uygurcu bilen okşaş çıkıdı. Biz şununla dikkat kuvasak buludu. Ondan da hazır bu Türkçedeki hariflerinin okuluşunu görüntüsüp egen kısıkçı bir filmimiz var. Bunu birlikte görüp bakayla savaktaşlar. A A B B C C Ç Ç D D E E
Fe. Fe. G. G. Yumuşak G. Yumuşak G. He. He. I. 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 J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. Ö. Ö. P. P. R. R. S. S. Ş. Ş. T. T. U. U. Ü. Ü. V. V. Y. Y. Z. Z. Ha, körüp ötkünümüzdek, anlap ötkünümüzdek, Türkçe eripler kandak bizge bek natunuş emez. Şundak mıken sabahtaşla? Ondak da biz birlikte bu eriplerge bir kata üzümüz bir okup bakayla. Karaylı. Hazır karısak her bir eripninki işkinin yazılıp da bunu ne mi de düşünümüz? Bunu köpünçünle birleşenle mümkün. Bununki başta yazılgınımız bu çoğun erip de patayımız, keyin de yazılgınımız, küçük erip de patayımız, muşu bu içi beli olasak bu öde. Ondak da biz bunu okup bakayla sabahtaşla. Bunu okuş şeklimizde ben hazır bu eriplerini okuyman, bana ergeşip silimi mümkün olsa üllük avazda okup bakanla sabahtaşla. Ondak da başlayımız he. A. B. C. Ç. D. E. E. F. G. Yumuşak G. H. I. I. J. K. L. M. N. O. Ö. P. R. S. Ş. T. U. Ü. V. Y. Z. Hazır hemimiz okup ötkünümüzde bu Türkçe heriple, Uygurca heriple bilen, ya ki tavışta bilen kandak asasiyetin okşaşı, intayın az boğan perikler bu. Bayam dep ötkünümüzde biz fakat bu periklere dikkat kıvasak savaktaşlar, teleppüz kaidesini asası cihettin yakşı bilelerimize savaktaşlar. Karaydıgan bozak bu heriplerden bizden kaymık durup koyduğun birkaç herip var savaktaşlar. Yani biz burun ügünüp ötken İngiliz heripler ya ki pinin heripler dediğimizde şu heriplerden okuluşuğa nispeten bazı bir özgürüşle bağ savaktaşlar. Biz burun bunu nimede ügengendik savaktaşla? Si dep ügengendik. Şunu bakma. Hazır bu Türkçe'de nimede okuldukken savaktaşla? C dep okuldukken. Moya karaydıgan bolsak, si yani C'nin astığı kandak peş koyup koyup da bunu nimede okuldukkenimiz biz? Ç dep okuldukkenimiz. Yani birisi şu harim nimede okuldukkenimiz savaktaşla? Yi demezsin kandak Uygurcu bu içe E. Yani Uygurcu'daki E teleppüze E. Bazen e teleppüz kılınan ehval mı var ama asasiyetin bunu biz e deb teleppüz kılımız. Bu yerden kılıdığan bolsak bu g'ninki üstüge bu bizninki Uygurcu'daki ö'ge okşaydığan peşini koyup koyup da bunu nimdeydikemiz biz yumuşak g deydikemiz. Yani biz bunu alfabe yani herip okulga vaktida yumuşak g deyimiz emeliyette bu sözün içi de okulga vaktida intayin tüen şekildeki yani bunu g desek bulmaydı g desek mi bulmaydı bu g ölen g'nin aralıkıdaki bir herip. Ama intayın okuluşu tüven. Mesela bunu eğer bir pisselleştirilgen bulsak belki %20% çıkışı mümkün. Yani G emez, G emez ikisinin oturusu da ama hazır dep ötkende kandak %20% davatımıza yani bunun G buluş ihtimallıkını yani G demeyimize bunu. Yani okulga ne ki okul mukallıkını bilgili bulmaydıgan bir halette okuyumuz. Mesela öğrenci.
Öğrenci dediğimiz değil mi? Öğrenci dediğimiz okuguçu degen gap, he sabahtaşlar. Öğrenci desek mi bulmaydı? Öğrenci desek mi bulmaydı? Yani Mişel'le bilvasanla buludu, bununki okuluş nispeti intayin tüven, bunun vakitinki uzuruşu bilen biz tabiyle telaffuz kılalaydıgan bulumuz. He? Öğrenci, öğrenci. Karasanlı şu yerde bir herifinin boşluğu badeklam kürünüdü, gememez, gememez, intayin tüven boğan şeraitte, yani gini intayin yumuşak, küçük bir telaffuz kılımız. He? Öğrenci, öğrenci. Öğrenci desek ne? Okuguçu degen gap. Şunun karar bilvasak buludu. Yumuşak geninki sözlerinin içindeki okul işi. Onun başka yana bir körüldüğün hatalık şu harfini H deyip telaffuz kılıp aldığın sabahtaşlar var. He? Türkçede H deyip harfi yok he sabahtaşlar. H harfi yok. Yani biz bu harfini ne bileydik emmez? Uygurucu bu içe H deyip telaffuz kılımız. H. Başka karaydıgan bolsak sabahtaşlar bu harf mi bizde yok. Yani uygurucuda yok. Bunun okul işi I. I. Yani bu ı degen harf uygurçuda yok şundak mı? Biz ya e deyimiz ya ki e deyimiz ya ki i deyimiz. Ama Türkçede bu ı. Yani bu i ile boğan perke karaydıgan bolsa kandakken bunun üstünde çikit ba. Bunun üstünde kandakken savaktaşlar çikit yok. Çikit bolsa i, çikit bolmasa ı. Mesela arı. Arı degenimiz değil mi? Arı degenimiz herre degen gepe savaktaşlar. Herre. Arı. Ari emes, are emes ne? Arı, ı. Muşerep ne bulasak buludu, dikkat kıldığınımız. Onun başka biz burun bu harap nimde bugün gendik sabahtaşla? C de ettik bu ne? C. Hem de Türkçe nimde edikemiz biz bu ne? J. Yani Uygurçudaki J. Jornal, Paris digendek J harapı. Kendi karaydıgan bulsak, K, L, M, N, O. Uygurcu bilen O bokşaş. Ö, P, R, S, Ş. Karaydıgan bolsak şu S'nin astığı peş koysunun bolu diken savaktaşla Ş harfi bolu diken ama Uygurçudaki Ş bilen telaffuzu op okşar Ş'e. T, U, Ü, V, Y, Z. Bu harflerinin hemisi bizde ba savaktaşla. Fakat bizdeki hazır Uygurçudaki yok diken harfimiz kasıp oldu. Birincisi ge yumuşak G dedik. Ondan ikinci I harfi dedik. I harfi. Kalan harflerinin hemisi bizde ba. Muşlarını bilvasak buludu. Ondan başka 8 tane sozuk tavuş var dedik şunlar ama sabahtaşlar Türkçe'de. Ve bulanı kandak kıladıkenimiz kalın ince. Yani kalın dediğimiz kalın, ince dediğimiz çoğu inçke degen gap. Kalın ince de bu sozuk tavuşlarını biz iki grubu bölüp alamız. Bunun intayın dikkat kılımız. Çünkü bizden bundan kinki nurgulluğun grammatikli kaydalarımızda biz muşlarını asas kılımız. Kalın herifle ve ince herifle de muşu iki grubu bölgen asasta biz nurgulluğun grammatikli kaydalarımızda muşu bu içi el kılımız. Savaktaşlar. Kalın dediğimizde kaysa herifle bakken A, I, O, U. İnci dediğimizde çoğu E, İ, Ö, Ö'den ibaret bu sozuk tavuşlar bu. Yani bu sozuk tavuşlar üzden içiden tüz okuladığın sozuk tavuş ve yumulak şekilde okuladığın sozuk tavuş digendek bunlar birkaç türlerde bulundu. Onu kinki mezgillerde bilvasak bulu de savaktaşlar. Şu heriflerin telaffuz kılan vaktimizde ağzımız yumulak şekilde çıkıyordu şundak mı? O, U digendek. Bunlar desek çoğu tüz şekilde çıkıyordu. Şunun asasen üzününki ayrıldığın kaydaları var. Ama bizim asaslık bilvanmasak bulmaydığın noktamız şu kalın ince degen bu gruplarını bilebilişimiz gerek. A, I, O, U, E, İ, Ö, Ö'den ibaret bu iki grupunu bilvasak bundaki grammatikallık kaydalarımızda kınalmamız ya savaktaşlar. Bugünkü derslerimizden asaslık mezmunu yukarıkladığın ibaret savaktaşlar. Türkçedeki heriflerininki bölünüşü ve okuluşunu kürüp ötken bulduk. Bugünkü derslerimizde Türkçedeki herkılgan grammatikallık zaman kaydaları ve şunun okşakan cümle kurulmaları degendek grammatikallık kaydalarımızı sözlep ötümüz. Müşücahitlerin ügenmekçi olan emma pürset tapanmayı vatkan savaktaşlarının derslerimizin paydalanıp kalışını ve bu ügengen derslerini yakşı yollarda işletişini için kalbimizde ümit kalımız. Kinyi katılmak derslerimizi görüşkice hemenle Allah'a emanet.